250 milyondan fazla oyuncuya sahip Geometry Dash geçen günlerde 2.2 sürümüyle oyun mekaniklerine fazlasıyla yenilik ekledi. Bu sürüm 6 yıldır beklenen güncellemeydi. Yine de 6 yıllık arada oyunun popülerliği düşmek yerine arttı. Oyun totalde 250 milyondan fazla oyuncuya sahip ve yapımcısına 50 milyon dolardan fazla para kazandırdı. Peki bu oyunun aslında başka bir oyundan birebir kopya olduğunu söylesem ne düşünürdünüz? Belki artık o kadar da yabancı değildir ve görmekten sıkıldığınız bir örnektir. Yine de bu örnek gerekli. Minecraft'ta InfiniMiner adında bir oyundan kopyalanmıştı. Minecraft'ın kaynak kodu InfiniMiner'dan birebir alınmıştı. Bu olaylar arka planda yaşanırken yıl 2009'du. Minecraft'ın daha yeni kodlandığı sıralarda Flukedude adında bir oyun geliştiricisi Impossible Game adında bir oyunu piyasaya çıkardı. Bu oyun bir ritim oyunuydu. Basit bir küpünüz vardı, engellerden atlıyordunuz. Dikenlere çarparsanız veya engellere toslarsanız oyun en baştan başlıyordu. O zaman eşi benzeri olmayan bu oyun isminden de anlaşılacağı gibi impossible, yani yenmesi imkansızdı. İlk bölümünden zorlamaya başlayan bu oyun bir kitleye özel yapılmıştı. YouTuberlar. O zaman imkansız adı altında zor oyunları oynayıp kafayı yiyen YouTuberları izlemek modaydı. Fakat oyunu sadece günün konsollarından biri olan Xbox 360'a çıkarmıştı. Xbox'ın arcade oyunları için ayırdığı bölümde en çok oynanan oyunlardan biri olmayı başarmıştı. Ama sınırlı kitleye ulaşıyordu. Flukedude 2010 yılında oyunu farklı telefon işletim sistemlerine portlayıp satışa sundu. Bu hareket oyunun bilinirliğini arttırdı ve App Store'da en çok satan oyunlardan olmayı başardı. Fakat bu oyunun eksikleri vardı. Bilgisayar portları yoktu. O zamanlar günümüze oranla bilgisayar kitlesi mobil oyunculardan çok daha fazlaydı. Oyunun zorluğundan bunalıp bırakan oyuncular bir daha oyunu açmıyordu bile. Oyunun içindeki bölümlerse çok azdı. Oyundaki tüm bölümleri bitiren kişiler oyuna tekrar dönmüyordu. Bu noktada RobTop adındaki oyun geliştiricisi bir fırsat gördü. Büyük bir potansiyeli olan ama harcanan Impossible Game adındaki oyunu kopyalayıp kendi oyununu yapacaktı. RobTop bu noktada daha tecrübeliydi. Daha önceden çıkardığı oyunlar vardı ve piyasaya da hakimdi. 4 ay boyunca Impossible Game'in bir kopyası olan Geometry Dash'i kodladı. Impossible Game'in aksine Geometry Dash çok daha kolaydı. Oyundan nefret etmeni veya küfürler yağdırmanı istemiyordu. Ritme göre zevk almak esastı. Özellikle oyunun ilk çıktığı zamanlardan level editörü dahi vardı. Bu da sizin, benim gibi kişilerin kendi haritalarını yapması demek. Ve oyuncular kendi haritalarını yaptıkça ve başka oyuncularla paylaştıkça bu da sonsuz içerik demek. Yine de RobTop burada durmayacaktı. Oyunu sürekli olarak yeni güncellemelerle besledi. Aynı modu ilk eklenen özelliklerden biriydi. Fakat top, uçak, zıplama pedleri gibi birçok mekanik yeni çıkan haritalara da eklendi. Bu da oyunun kolaydan zora giden ve her mekaniğini yavaş yavaş size anlatan bir olayı olmuş oldu. Birden çok mekanikle aynı anda karşılaşmak yerine sindirerek öğrenmek esastı. Bu noktada oyunun light versiyonu da vardı. Eğer oyuna para vermek istemiyorsanız bu sürümü oynayıp reklam izleyerek yapımcıya destek verebiliyordunuz. Yine de tüm bölümler light versiyonunda olmuyordu. Light, asıl sürümün gerisinden gelen, her zaman ana sürüme kıyasla daha az bölüm içeren küçük bir sürüm olarak kalacaktı. Belki Geometry Dash bu kadar emeğe rağmen anında en çok satanlar listesine girememişti. Impossible Game'i oynayan kişiler azımsanamayacak kadar fazlaydı. Benzeri bir oyunla zaman kaybetmek de istemezlerdi. Fakat Geometry Dash'in en iyi yaptığı şey de yavaş yavaş artan temposu, sınırsız içeriği ve kalitesiydi. Böylelikle az kişi oynuyordu fakat oynamayı bırakmıyorlardı. Bu da seneler içerisinde kitlesinin giderek azalmasındansa artmasına sebep oldu. Arkadaşım Poyraz iPad kid olduğu zamandan bu yana oyunu 10 yıldır oynuyor. Bana da yıllar önce o öğretti ve sayısız farklı zamanda Geometry Dash oynadık. Hala da sıkılmadık. Stres altındayım. 2014 yılına geldiğimiz sırada Flukedude Geometry Dash'in yükselen başarısını gördü ve uzun süredir bilgisayarlara getirmediği Impossible Game'i bilgisayarlara portlayacak yazılımcılar aramaya başladı. 9 Mayıs 2014 yılında da Level Editor'u ile beraber Impossible Game'i Steam'e çıkış yaptırdı. Fakat bu noktada sıkıntı şuydu. Bilgisayar portu çok kısa süre içerisinde yapılmıştı. Ve oyundaki level'ların üzerine bir level bile eklenmemişken sadece level editörü yapılmıştı. Yani benim gibi level editörüyle uğraşmayı pek sevmeyen insanlardansanız
Evet, bilgisayar versiyonunu almak için hiçbir sebebiniz yoktu. Zaten hiçbir yenilik olmadığından oyunun mekaniklerinin de Geometry Dash ile yarışmasının imkanı yoktu. Geometry Dash haftadan haftaya güncellemeler almaya, yeni mekanikler sunmaya devam ediyordu. İster ses efektleri, görüntüler olsun, karakter kişiselleştirmeleri olsun, Impossible Game'in çok çok önündeydi. Ve böylelikle Impossible Game'in Steam çıkışı pek başarılı geçmedi. Impossible Game belki orijinal oyundu ama yine de başarıyı yakalayamadı. Çıktığı yıldan günümüze kadar baktığımız zaman oyunu en fazla aynı anda 123 kişi oynamış. Geometry Dash'e baktığımız zaman yükselen bir grafikle beraber 86 bin kişinin aynı anda oyuna girdiğini görüyoruz. Bu da geçenlerde gelen 2.2 güncellemesinden sonraki durum. Yıllardır güncelleme gelmediği halde orijinal oyundan katlar ve katlar fazla oynanırken 2.2'nin 6 yıl aradan sonra gelmesini göz önüne alacaksanız evet 86 bin kişi aynı anda Steam'de bu oyunu oynuyormuş. Poyraz ben ve diğer arkadaşlarımız bu 86 bin kişinin arasında bulunuyor evet. Hatta ben bu ses kaydını yaparken Poyraz arkada çok ilginç farklı maplerde oynuyor. Onda da Discord'dan açmış bize izletiyor. Öyle de bir durum. Fakat Fluke Dude hiçbir şekilde pes etmiyor. Impossible Game güzeldi, iyiydi. Ama güncelleme getirmek yerine Impossible Game 2 duyuruyor. Daha fazla oyun mekaniğinin olduğu ve Geometry Dash'te hiç görmediğimiz mekaniklerle oyunu donatmış bir şekilde geliyor. Fluke Dude Impossible Game'de yaptığı hatayı fark edip bambaşka bir şekilde yeni oyunda bunu telafi edeceğini düşünüyor. Geometry Dash'i geride bırakabilecek o hamleyi yapıyor. Oyun 2023 yılında piyasaya çıkıyor çıkmasına ama oyun hiçbir şekilde oynanmıyor. Oyunu aynı anda oynayan maksimum kişi 3 kişi. Açıkçası yumruğunu ısırıp duvar yumruklamamak için zor durduğuna eminim. Biri sizin yaptığınız oyunun tam fikrini alıyor ve üzerine geliştirme yapıyor. Bir küp diğer küplerin üzerinden zıplayıp dikenlerden kaçınıyor. Her yandığınızda haritanın başına döndüğünüzde kaçıncı denemeniz olduğu yazıyor. İki oyunda da haritayı daha iyi algılayabilmek için, pratik yapmanız için bir pratik modu da var. Bu olayı şöyle yorumlayabilirim. Akranınızın size bir fizik dersi çalıştırması, bir matematik dersi çalıştırması gibi. Sınava azıcık zaman kalmıştır ve kendi bilginize başka bilgiler kattığınızda belki o kişiden daha fazla not alabilirsiniz. Arkadaşımın son saniye bana fizik anlatışından sonra sınıfta tek 100 alan bendim ve buna ben de şaşırdım ve akran olayını burada ciddiyetini anlamış oldum. Bu da aynı şey. Bütün oyun mekaniklerini alıp üzerine de eğlenebileceği kendi ortamını yaratması ve üzerine başka dizayn elementleri eklemesi oyunu aynı şekilde yükselten şey oldu. İyi sanatçılar kopyalar, büyük sanatçılar çalar. Evet videonun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Algoritma için yorum atıp beğenebilirsiniz. Bu şekilde de kanala destek olabilirsiniz. Her YouTuber'ın söylediği şeyler olduğu için artık evet can sıkıcı ama lazım. Eğer sevdiyseniz beğenirseniz çok mutlu olurum. O zaman bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Yeni rekorumu kırmazsam götümü açıyorum. Götümü açacağım büyük ihtimal. Kaç senedir oynuyorum. Geçemedim şu haritayı. Tüh be. O götü göremeyeceksiniz. Tüh ya. Of ya.